Merhaba. Bir önceki dersimizde iyonların, amino asitlerin, glukozun ve hatta suyun bu deliklerden nasıl sızdığını ve aşağıdaki bu bölgeye nasıl ulaştığını incelemiştik. Şimdi önceki dersimizden hatırlayalım. Bu görsel için ne demiştik? Burası arteriyolün yani küçük atardamarın Bowman kapsülüyle buluştuğu nokta. Alt kısımdaki bu bölgeye ise Bowman boşluğu diyorduk. Süzülen iyon, amino asit, glukoz hatta su, Bowman boşluğuna ulaştıktan sonra nefronun geri kalanına doğru ilerleyecek. Burada da endotel hücrelere tutunarak arteriyolleri kucaklayan podositler olduğunu söylemiştik. Burada gördüğümüz bazal zarda kırmızı ve beyaz kan hücrelerimizdeki devasa proteinlerin sızmasını engelliyordu öyle değil mi? Ha tübül hücreleri de unutmayalım. Zarın diğer tarafını tutan bu hücrelerin epitel hücre sınıfında olduklarından önceki dersimizde bahsetmiştik. Evet, çok güzel. Şimdi bu kısa tekrardan sonra yeni bir konuyla devam edelim. Bir arteriyolün buradaki yapıya girip buradan dışarı nasıl başka bir arteriyol çıkardığından bahsetmek istiyorum. Biraz garip, değil mi? Çünkü genelde arteriyollerin kılcal damarlara girip bir venül yani ince damar çıkarmasına alışkınızdır. Bunu şu şekilde de düşünebiliriz. Diyelim ki yüzlerce kişi bir maratonda sokaktaki A noktasından B noktasına koşuyor. Koştukları sokak dar da olabilir, geniş de olabilir. Bunu daha detaylı incelemek için bir tablo çizelim. Aferent ve eferent arteriyollerimize bakalım. Damarın çapını değiştirdiğimizde ne olur? Bir düşünelim. Bunun filtrasyon oranına nasıl bir etkisi olur? Şuraya da yazalım filtrasyon. Damarlarımızın çapı filtrasyon oranını nasıl etkiler? Aferent arteriyolün çapını artırırsak, yani bir sürü maraton koşucusunun glomerulusa koşmasını sağlayan oldukça geniş bir sokak oluşturursak, burada daha önce bahsettiğimiz kan hücreleri ve dev proteinlerin yanı sıra bütün iyonları, amino asitleri, glukozu içeren bol miktarda kan birikecektir. Yani burada bir sürü şey toplanacaktır. Bu deliklerin üzerinden geçen bir sürü şey olunca da daha çok sızıntı olacak ve dolayısıyla filtrasyon oranı artacaktır. Yani buradaki bölgeye koşan koşucu sayısı arttıkça filtrasyon oranı da yükselecektir. Peki bunu eferent arteriyole uygularsak ne olur? Diyelim ki eferent arteriyolün çapını artırıyoruz maraton benzetmemize geri dönecek olursak, böylelikle bu oldukça dar sokaktan koşmaya başlayan bir sürü maraton koşucusu için alan açılacak. Pek çok kişi bu kaldırımlardan geçip bu deliklere ya da başka yerlere girecek. Eferent arteriyolümüzün çapını artırıp insanların geçişine izin verirsek, burada uzun bir süre kalamayacaklar. Bu deliklerin yakınında da olmayacaklar. Bu, filtrasyon oranımızın düşmesi anlamına gelir. Çünkü kan süzüleceği yerden uzaklaşır. Aynı durum aferent arteriyolümüzün çapını daralttığımızda da gerçekleşir. Glomerulus'a gelebilecek koşucu sayısını yani kan miktarını düşürürsek süzülecek daha az sıvı olacaktır. Bu da yine filtrasyon oranımızın düşmesi demektir. Bu durum aslında böbrek atardamarı darlığında karşılaşılan bir durumdur. Oldukça dar yani stenozlu bir böbrek atardamarı söz konusu olduğunda stenoz dar anlamına gelir. Kollara ayrılarak aferent ateriöle ulaşan kan miktarı daha az olacaktır. Bu durumda deliklerden sızıp süzülen kan da daha az olacaktır. Diğer yandan eferent arteriyolumuzun çapını düşürürsek, koşucularımızın bu delikli damardan ayrılması zor olacaktır. Burada bir birikme oluşacak, bu deliklerin çevresinde bir sürü iyon, amino asit ve glukoz toplanacaktır. Kanın birikmesi, burada gördüğümüz diğer şeylerin de birikmesi anlamına gelir. Bu deliklerden süzüleceklerini ve Bowman kapsülünde toplanacaklarını öngörebiliriz. Yani filtrasyon oranımız artacaktır. Zira bu birikme süzme işlemi için daha fazla zaman oluşturacaktır. Eğer sonrasında böbrek hastalıkları ile ilgili öğrenmek istediğiniz şeyler olursa diye şunu da ekleyeyim: böbrek atardamarı daralmasında gördüğümüz gibi bu sistemin ince ayarını oluşturan aferent veya eferent arteriyolu etkileyen çok fazla faktör var. Bu konuyu çalışırken nelerin ters gidebileceği üzerine de düşünmenizi tavsiye ederim. Ya da süreçte neyin nasıl değişebileceği üzerine. En iyi bu şekilde öğrenirsiniz. Evet, bu dersimizde glomerulusun nasıl çalıştığını incelemiş olduk. Bir sonraki dersimizde nefronun diğer bölümlerini inceleyeceğiz. Görüşmek üzere.